Enteresan bir arkadaşımdı. Çok yani tam bir rock gitarcısıydı o da. Evet. Yani ben de o da. Onun biraz daha böyle sınırları daha böyle nasıl diyeyim daha böyle kat'iydi. Hani bazen bir yere gideriz işte hani şu olmazsa olmaz falan dediğimiz noktalar işte kimisinde biraz daha gevşektir, kimisinde Evet. daha kat'idir. Bunu da tabii ki hiçbir kötü manada söylemiyorum. Onun sevdiği şeyler, sevmediği konular falan çok kat'iydi yani. Dolayısıyla kendini çok genç bir yaşta bulmuş bir müzisyen arkadaşımdı. En son ne yaptık beraber? Evet, Turgut albümü yaptı. Turgut Berkes'in Kara Kutu albümünü yaptık en Evet. son. En son çalışmamız buydu. Ondan evvel tabii çok çalıştık. Şahane bir insan, şahane bir müzisyen. Çok kibar bir beyefendi. Evet. Ben hatta geçen de bir yerde anlattım da sizinle de paylaşmakta Evet, sakınca evet. Tabii, görmüyorum. tabii ki hocam. Bir İstanbul trafiği esnasında böyle neredeyim bakayım Etiler. Etilerin en üst taraflarında bir yerde ve ailemle buluşacağım. Onlar da Ortaköy'de bir lokasyondalar. Taksi yok. İşte hafta sonu hani feci bir trafik olur. Böyle bu virüsün olmadığı zamanları hayal edin yıllar Evet, evvel. evet. Ondan sonra neyse bir motorcu arkadaşımız geldi. Tesadüf kaskı bir çıkardı Yavuz. O da çok güzel bir yanılmıyorsam Çok güzel. Triumph mıydı? Böyle klasik vintage diye ifade edebileceğimiz bir motor almış kendine. Ne mutlu olmuştum. Dedi Can nereye gidiyorsun Can? Falan filan. O Çok böyle iyi. hep böyle bir tarzı Çok vardı iyi. onun. Biliyor Çok musun? Böyle iyi. olağanüstü 10 numara bir adam. Dedim Yavuz'cum ben işte annemle babamla buluşacağım. Yemeğe gideceğiz Ortaköy'de falan. Böyle yaptı. Atla. Hani Çok iyi. şey gibi hani böyle 10 numara Victoria's Secret mankeni falan olursun böyle hani anladın mı böyle hani atla falan der. Hani Aynen ben alakam yok ama hani o da benim kardeşim hocam. nihayetinde. Evet, Neyse. evet, Büyük şans. Neyse atladım motora. Zırt 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 o arabanın arasından bu arada çünkü evet. İstanbul'da feci bir hafta Evet. sonu trafiği oluyor o zaman. Ne o zamanlar. Neyse. Tap götürdü gideceğim yere. Yani 6 dakika falan sürdü bitmesin istedim. Ve bu arada o kadar seviyordu ki o motoru. Ha, bir yere de hiç unutmam. Onu da ekleyeyim. Evet Fazla hocam. konuştum bununla Hocam alakalı affedersin estağfurullah. ama Estağfurullah olur mu? Ne, Yavuz çok buna güzel değer. bilgiler. Tabii ki de. Yavuz Tabii ki buna de. değer. Bir akşam ben kemancı da galiba çaldım yanılmıyorsam grubumla. O da herhalde bir dükkanda çalmış. Adını bilmiyorum. Belki Hayal Kahvesi'ydi, belki başka bir yer. Bunların hepsi tabii kapandı biliyorsunuz. Evet, 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 Yeni Türkiye, evet. yeni Evet, Türkiye'nin akımlarıyla alakalı evet. konular var burada. Yani Evet. hani insanların özgür olamadığı ama biat etmek zorunda olduğu Evet. dönemler. Onlara merhaba, hoş geldiniz efendim hepiniz. Evet hocam. Aynen. Neyse. Onlardan çok evvel insanların huzur içerisinde, mutluluk içerisinde olduğu dönemlerde neyse ben çalmışım, bitirmişiz. O da Yavuz da çalmış falan. Herhalde sabah böyle yalan olmasın da yani 3.30-4 falan gibiydi. Biz karşılaştık ve dedi ki Can hayalimdeki gitarı buldum. Yavuz nedir dedim. Lap diye sırtından çıkardı. 60'lı yıllardan kalma Of. pre-CBS diye ifade ettiğimiz Of. çünkü CBS firması Fender'i Evet. satın almadan evvel ve biraz daha böyle balta saplı diye ifade edebileceğimiz Fender'ler, Evet. Strat'lar üretiliyordu. Bende de var, hala da var. Ondan sonra ama o kendine göre, eline göre, tuşesine göre, hoşuna giden, aşık olabileceği bir de şey ya sunburst hani böyle biraz daha güneş yanığı diye ifade Evet. edilen bir enstrüman bulmuş günün sonunda. Neyse sabah bilmem kaçı hiç hatırlamıyorum ama bana gitarını çıkarttı. Yani öyle bir anlatıyor ki hani benim nişanlım bu ve Değil mi? hani onunla evleneceğim. Hani o kadar büyük bir aşk. Of. Hani ifade edebileceğim şekilde. Velhasıl çok uzatmayayım. Son derece değerli bir müzisyen arkadaşım. Pek çok müzisyen arkadaşımdan bir tanesi. Evet. Pek çok 10 numara değerli müzisyen arkadaşımdan bir tanesi. Evet. Ama Yavuz tabii biraz daha erken
fade out evet. olmayı tercih etti kendisi. Ve bunun için herhangi birimizin fikir üretmek, yürütmek evet. gibi bir hükümlülüğü yok tabii kesinlikle, ki. Maalesef böyle kesinlikle. Oldu. Hocam çok güzel konuşuyorsunuz. Harika mesajlar geliyor. Mert ağlıyorum yazmış. Yavuz Çetin hastasıymış şu an. Sevgili Mert, ben de Yavuz Çetin hastasıyım. Bir de ben dostumu kaybettim ya. Ben dostumu, kardeşimi kaybettim Mert. Sen ağlıyor olabilirsin. Bizler. Ama bu arada tabii ki o kadar değerli müzisyenler, Kerim Çaplı, evet, keza tabii ki, Türkiye'de tabii ki. Yetişen. Ondan sonra yani hangi birini sayayım? Evet. O kadar değerli müzisyenler, o kadar büyük değerler. Yani ben geçenlerde, affedersin bir soru gelmedi de şu anda inisiyatif kullanarak tabii geldim, hocam, konuşmak tabii ki, istedim. Tabii ki, buyurun lütfen. Geçen gün ne düşündüm biliyor musun? Yani acaba böyle çok değer verdiğimiz müzisyenler veya sanatçılar ya da tiyatrocular ya birinin kendisini vurması ya da bir köprüden atması falan mı gerekiyor legend olması için, ilah olması ya, için? Değil mi hocam? Yani hani biz neden vaktinde ya da zamanında ya da hani sen anladın aslında evet, ya da evet, eminim evet, dinleyicilerin evet. de yani evet. neden buna mukayyet olamıyoruz ya da hakim olamıyoruz? Yani neyi bekliyoruz? Yani hey who's next? Yani sırada kim var intihar edecek? İşte evet, sen nasıl evet, ölmek evet. isterdin acaba? İşte falan filan. Yani buna ne gerek yani, var ki? Yani. Doğru değil hani mi? Şöyle dinliyorlar işte ah intihar etmiş bak biliyor musun diye atan ben çok arkadaşımı gördüm. Ben Yavuz Çetin'i yıllardır dinliyorum yani hiç. Öyle bir başlangıcım olmadı. Dinlettiğim arkadaşlarım da şaşırıyorlar. Yani biz niye daha önce böyle bir müzik keşfetmedik diye. Yani dediğiniz gibi hocam katılıyorum. Birçok alanda bu var. Tiyatroda da var. Maalesef sanat işin içine girdiğinde ülkemizde böyle bir şeyle karşılaşıyor ama biz mücadelemize devam ediyoruz. Yani ben inanıyorum. Aynı zamanda öğretmenim ben kolejde. Tiyatro öğretmeniyim. Evet evet. Bir tane çocuğu değiştirmek, işte ona bir şeyler öğretmek. Belki biz değiştiremiyoruz ama o bir şeyleri değiştirebilir diye bir mücadele içerisinde devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Tabii ki doğru, doğru. Çok doğru, çok doğru ve devam. Devam evet, yani. Hiç sıkıntı yok. Evet, bir soru.